Herkese merhaba. Softcast'te hoş geldiniz. Ben Umut Esen. Softtek'te strateji ve ürün yönetimi direktörü olarak çalışıyorum. Teknoloji raporu serisinde bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, Fintech İstanbul kurucu ortağı, InsurTech konusunda Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden Profesör Doktor Selim Yazıcı. Hoş geldiniz hocam. Umut, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, öncelikle teknoloji raporumuza verdiğiniz katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz dinleyicilerimizi de ısındırmak açısından InsurTech nedir? Sigorta ve teknoloji kelimeleri neden yan yana gelmiş? Neden önemli? İsterseniz buradan başlayalım. Peki, ama istersen önce şu sizin rapordan biraz bahsedelim. Çünkü benim gerçekten son dönemde en keyifle okuduğum hem de katkıda bulunduğum bir bölümü böyle uzun uzun yazabildiğim raporlardan bir tanesi. Benim çok hoşuma gitti. Öncelikle bütün ekibin ve sizlerin emeğinize sağlık. Çok benim teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yok, gerçekten Türkiye'de çünkü bu tür yayınları çok da fazla göremiyoruz. Benim açımdan özelliği şu, bir kere çok kapsayıcı bir rapor. Yani 2020 açısından baktığımızda bir kere bütün teknolojileri bir araya getiriyor. Birçok sektörü ilgilendiren teknolojiler ve farklı açılardan değerlendirilmiş. Bu önemli. Burada özellikle bankacılık ve finansla başlayan ve ondan sonra bütün sektörleri de aslında etkileyen teknolojiler bir araya gelmiş. Ama olayın güzel tarafı, yani raporun aslında bence güzel tarafı, sadece sektörlerle sınırlı veya teknolojiyle sınırlı kalmamış. Mesela regülasyon burada devreye girmiş. İşte olayın inovasyon ve girişimcilik boyutu devreye girmiş. Dolayısıyla aslında bütün trendler bir şekilde ortaya konmuş. Bu benim için önemli konulardan bir tanesi. İkincisi ise raporun yazım aşaması, özellikle bir crowdsourcing yaklaşımıyla, yani kolektif bir vizyonla aslında ortaya çıkartılan bir eser. Bu da benim için çok daha değerli, çünkü farklı bakış açılarını, görüşleri ve o ortak aklı aslında bir araya getirmesi açısından da önemli. Şimdi sonra senin soruna geleyim ben. Özellikle InsurTech konusu nasıl ortaya çıktı? Özellikle dünyada nasıl gerçekleşti veya yayıldı? Biraz buna bakalım. Burada InsurTech dediğimizde sigorta teknolojilerinden aslında bahsediyoruz ki finansal teknolojilerin en önemli bacaklarından bir tanesi, yani FinTech'in önemli bacaklarından bir tanesi. Şimdi sigortacılık aslında bence çok önemli sektörlerden bir tanesi. Dünyada da zaten kendisini kanıtlıyor. Çünkü insanın yaşamının ve ekonominin her noktasına aslında bir şekilde dokunmuş vaziyette. Özellikle insanı ele alacak olursak, insan yaşamı biliyorsun risklerle dolu. Dolayısıyla ben sigortayı hep doğumdan önce başlayan ve ölümden sonra devam eden bir süreç olarak tanımlıyorum burada. Dolayısıyla insanın canı, malı ve sorumlulukları diye baktığımızda bütün yaşamını aslında kapsama alan bir sektör. Ve dünyadaki de global ölçekte baktığımızda 5 trilyon dolardan fazla bir hacme sahip bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi teknoloji burada nasıl devreye girmiş, yani sigortacılıkla nasıl buluşmuş diye bakacak olursak, özellikle riskin doğru biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında, yani risk yönetimi boyutunda aslında temel anlamda yardımcı olabiliyor. Tabii burada işin matematiği yüzyıllardır aslında sigortacılıkta kullanılmış, ama matematiği biraz da farklı bir takım bilgi toplama veya bunları değerlendirme yöntemleriyle veya araçlarıyla diyelim, eğer bir araya getirebiliyorsak, işte teknoloji burada zaten devreye girebiliyor. Mesela sigortacıların en çok ihtiyaç duyduğu veya aktüerlerin diyelim en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi bilgi. Yani veriyi toplayabilmek ve bundan anlamlı bilgi üretebilmek. Veri toplama işi eskiden sadece istatistik yöntemlerle, daha matematik ağırlıklı yapılırken, şimdi teknolojinin sunduğu bir takım araçlarla biz bunu yapıyoruz. Mesela IoT dediğimiz sensörler, yani Internet of Things dediğimiz sektör sensörleri burada kullanmak mümkün. Burada mesela giyilebilir cihazlar, işte görüntüleme cihazları, takip cihazları, yani telematik cihazlardan bahsediyorum. Veya işte ne bileyim, en son havadan gözlem yapabilen dronlarla aslında biz riskin belirlenmesi konusunda matematiğe, işin matematik tarafına biraz daha yardımcı olabiliyoruz. Sonra işte yapay zeka mesela devreye giriyor. Özellikle burada riskin yine değerlendirilmesi, özellikle mesela hasar sürecinde yapay zekanın bir şekilde kullanıldığını, hem hasarın belirlenmesi, hem değerlendirilmesi, hem de ödenmesi kısmında yapay zeka ciddi şekilde devreye girebiliyor. İşte büyük verinin kullanılması, buradan veri analitiği yöntemleriyle çok daha damıtılmış, rafine bilginin ortaya çıkartılması
veya işte API'ların kullanılmasıyla birçok farklı alanın, sektörün birbirlerine bağlanması, dolayısıyla verinin de aslında burada biraz daha açık hale gelmesi ve tabii ki yeni algoritmaların kullanılması burada bizler için biraz daha önemli. Bunun içerisinde mesela siber güvenlik konusu, yine sigorta sektörünün mesela son dönemde ciddi şekilde ilgilendiği hem de yatırım yaptığı alanlardan bir tanesi. İşte fraud detection dediğimiz konu veya blockchain. Yani blockchain için bence oturup ayrıca bir seans bile yapabiliriz ama bence sizin teknoloji radarında da aslında ortaya konmuş. Bence çok da güzel aslında bir radar yapmışsınız raporun içerisinde. Burada mesela siz blockchain'den bahsederken aracısızlaştırma diye bahsetmişsiniz buradan. Dolayısıyla burada mesela oluşturulan bir takım akıllı sözleşmeler, özellikle sigorta tarafında blockchain ile oluşturulan sözleşmeler, mesela beraberinde otomatik hasar ödemesini getirecek veya kimlik doğrulama bir takım gibi sistemlerin yine blockchain ile burada incelenmesi söz konusu. Burada ama mesela bir sorun var. O sorun da şu, yani teknolojinin sigorta sektörüyle buluşması aslında biraz gecikmeli oldu. Yani bankalar burada biraz daha önce adım attılar veya bununla daha önce yüzleştiler ve bir takım gelişmeler kaydederken sigorta sektörü burada biraz daha yavaş kaldı. Bu bütün dünyada, global ölçekte değerlendirilebilecek bir sorun. Bunun temel bir takım nedenleri var. Bu zaten akademik olarak da kanıtlanmış. Bunun mesela en önemli nedenlerinden bir tanesi şirketlerin çok büyük ve hantal bir yapıya sahip olması ve dolayısıyla da inovasyona çok yakın olmamaları veya biraz eksik kalmaları oldu. Bu arada bir takım onları push eden faktörler de var. Mesela müşteri istekleri ve ihtiyaçları sürekli değişmeye başlıyor. İşte müşteriler bir anlamda farklı bir takım deneyimleri de yaşamak istiyorlar. Mesela kişiselleştirme, yani Selim'e özel bir ürünün, tamamen Selim'e özel bir ürünün tasarlanmış olması mesela burada önemli. Bu anlamda makro düzeyde baktığımızda bir takım yeni data setleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla eskilerinin rafa kaldırılıp yeni data setlerinin kullanılması söz konusu. Dolayısıyla şirketler bunu, özellikle sigorta sektörü bunu algılamakta ve kullanmakta biraz daha yavaş kalmış olabiliyor diğer finansal hizmet sektörleriyle kıyaslayacak olursak. Ama bu aslında bir anlamda bir fırsatı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sigorta alanında inovasyon, girişimcilik ve teknoloji dolayısıyla bir araya geldiğinde bizim InsurTech dediğimiz alanın aslında ortaya çıkmasında en önemli neden olarak bunu görmek mümkün. Dünyada aslında son 15 senelik döneme baktığımızda InsurTech'in yavaş yavaş gündeme geldiğini, son 10 senede gittikçe hızlandığını görmek mümkün. Bunu nasıl anlıyoruz? Özellikle mesela bu alana yapılan dünyadaki yatırımlar bizim için önemli. Mesela global ölçekte geçen sene itibariyle, 2019 itibariyle 3 milyar dolar sadece InsurTech alanına yatırım yapıldığını görmek mümkün. İşte 2014'ten bugüne kadar değerlendirecek olursan da ortalama da 25 milyar dolarlık bir yatırımın sadece InsurTech alanındaki startuplara yapıldığını görmek mümkün. İşte birçok bilinen örnekler var dünyada. Herkes konuşuyor artısıyla eksisiyle. İşte Lemonade mesela konut kaskoda karşımıza çıkıyor. Oscar biraz daha sağlık alanında karşımıza çıkıyor. İşte Trove daha elementer alanda karşımıza çıkıyor. Metromile veya Kuva gibi bir takım şirketler işte otokaskoda karşımıza çıkıyor veya Friendsurance denilen Alman kökenli bir şirket peer-to-peer insurance'ı konuşmaya başlıyor. Yani karşılıklı mutual denilen veya insurance'ın sigortanın ta temelini oluşturan konuyu karşımıza çıkartıyor. Hocam buradan şöyle bir açılıma doğru gidersek aslında InsurTech de aslında bir fintech kolu olarak 2008 yılında aslında oluşan bir nevi ekonomik kriz sırasında popülerleşmiş ve o günden bugüne de fintech alanının içerisinde de büyük aşama kat etmiş. Bahsettiğiniz gibi ciddi yatırımlar almış bir alan. Tabii ki bu yatırımlar aslında sektörün olgunlaştığını da gösteriyor. Fakat bir gözlemim daha var. Özellikle 2019 yılında yeni erken aşama girişimler ve girişim sayısı ile ilgili azalma görülüyor. Biz bunu genelde sektörde yeni fikir üretmekte zorlanma veya doyma olarak görüyoruz. Tabii her fintech kolundaki iş gibi bunun 3 tane bacağı var. Regülasyon, kullanıcı deneyimi ve tabii ki de finansal teknoloji kısmı.
Kullanıcı deneyimi kısmında startuplar özellikle teknoloji firmalarına göre de artı sağlayabiliyorlar. Ama regülasyon konusunda bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu konuda görüşleriniz nelerdir acaba? Şimdi regülasyon aslında olayın bence kilit noktası. Şimdi ben özellikle fintech alanını veya işte burada çalışmak isteyen şirketlere tavsiye verdiğimde bir kere 5 noktaya odaklanmaları gerektiğini söylüyorum. Bunlardan birincisi olayın teknoloji bacağı. Biraz önce bahsettik yani. Ben bunu biraz da sigortacıların kullanacağı oyuncaklar olarak nitelendiriyorum. Biraz böyle amiyane bir tabir ama oyuncaklar sigorta sektöründe mesela bankacılığa göre çok daha çeşitlenmiş vaziyette. Ne dedik? İnsan hayatının her tarafına çünkü dokunabiliyor. Biraz önce de o teknolojileri saydık. Dolayısıyla bunların hepsini kullanmak mümkün. Demek ki bir teknoloji. İki, ekonomiyi çok iyi anlamak gerekiyor burada. Yani yeni bir inovatif yaklaşımla, yeni bir ürünle pazara çıktığınızda o product market fit denen yani ürünle pazarın uyuşması sürecinde ekonomi aslında önemli etkenlerden bir tanesi. Mesela burada özellikle sigorta için konuşalım. Öne çıkan konulardan bir tanesi paylaşım ekonomisi. Diğeri de davranışsal finans. Yani bunlar bizim daha önce çok daha bilmediğimiz konulardı ve bunlar popülerleştikçe veya üzerinde bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapıldıkça demek ki ekonomi alanında bize bir takım şeyler getiriyor. Sen ne dedin? Mesela user experience yani kullanıcı deneyiminden bahsetti. Bu da için işin aslında bence üçüncü bacağı yani sosyolojik bacağı. Yani burada çünkü insanın sosyal yaşamı renklendikçe, çeşitlendikçe, daha önce yapmadığımız bir takım şeyleri yapmaya başladıkça dolayısıyla riskler de artmaya ve farklılaşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu da bir fırsat alanı. Yani özellikle sigorta için baktığımızda o toplumsal dönüşümü anlayan, yakalayan şirketler aslında burada olayı vurmaya başlıyorlar. Mesela Lemonade'in ortaya çıkışı bunun çok tipik örnekleri. Lemonade için güzel bir örnek var. Aklıma geldi. Mesela C-Level'da onlar yeni bir pozisyon yarattılar. CBO yani CBO, Chief Behavioral Officer. Ve bunun için Dan Ariely deden bir araştırmacı var. Dünyada bir profesör. Dolayısıyla onu mesela bünyelerine kattılar. Ve adamın temel işi dünyadaki o toplumsal dönüşümü anlayıp davranışsal finans açısından bunu değerlendirip sigorta sektöründe ne tür ürün veya hizmet veya fırsat oluşturabiliriz? Dolayısıyla bunu ortaya çıkartmak gerekiyor. Demek ki o sosyal yaşam ve sosyolojik boyut üçüncü boyuttu. Ve tabii ki burada mesela yeni jenerasyonlar. Yani o yeni jenerasyonun mutlaka beklentilerini anlamak lazım. Yani sigorta sektörü ve gençler maalesef çok bir araya gelemiyorlar. O bir takım risk algılarından kaynaklanabiliyor vesaire. Ama burada özellikle bu ikisini bir araya getiren yaklaşımlar bence çok daha etkili olacak. Burada mesela işte her şeyin bir app'e girdiğini görüyoruz. Mesela işte ben super app denilen bir yaklaşım var. Onu çok böyle seviyorum. Dolayısıyla böyle bir super app'in içerisine hani bunları koymak mümkün olabilir. Dördüncü boyut regülasyon. Sen biraz önce bahsettin. Aslında bence olayın biraz da bel kemiği. Şimdi her sektörde regülasyon olduğu gibi sigortanın regülasyonu da var ve çok ayrı. Çünkü birçok noktaya dokunuyor ve tek bir seferde bunları kavramak çok da olası olamayabiliyor. Dolayısıyla bu kompleks yapının içerisinde mesela çok basit bir örnek verelim. KVKK, yani Türkiye'deki kişisel verilerin koruma kanunu. Özellikle veri paylaşımının giderek arttığı bu dönemde karşımıza bir sorun olarak çıkabilmekte. Sadece bunu bile anlamak sigorta sektörü açısından zor olabilmekte. Dolayısıyla regülasyon burada belki de bel kemiği. Ve tabii ki son aşamada yani beşinci olarak da ben genelde örgüt yapılarının öneminden bahsederim. Burada işte biraz önce de bahsettik. Büyük yapıların yavaşlığı, hantallığı veya inovasyon konusundaki eksikliği küçük yapıların yani bizim startup diye nitelendirdiğimiz yapıların yeni iş modelleriyle inovatif, hızlı, esnek, çevik bir takım yapılarla karşımıza gelmesini aslında olanak sağlıyor. Dolayısıyla bu beşli aslında bir arada mutlaka düşünülmesi gereken veya işte bu sistemi ayakta tutan beş tane kolon olarak belki de değerlendirilebilir. Evet, özellikle sosyoloji kısmında söyledikleriniz ilgimi çekti. Zira biz bu aslında Covid salgınıyla birlikte bir nevi sadece bizim doğmadan önce ve ölümden sonra değil, hayatımızın içerisinde de aslında çok kritik noktalarda bize dokunuyor aslında sigorta sektörü. Yani hayat aslında biz planlar yaparken başımıza gelenler gibi sosyal medyada da çok popüler olan son dönemde bir söylem var.
bu kapsamda sosyolojik olarak şöyle bir örnek vereceğim. Ben aslında acentamla çalıştığım zamanlar birçok konuda ciddi esneklikler görebiliyorum, regülasyon konusunda da. Bir nevi aslında bizimle sürekli çalıştıkları için neyi ne şekilde yapabileceklerini biliyorlar. Yani her ne kadar COVID sırasında şey olsa da kaskomun yenilenme zamanı geldi. Sadece bir maille veyahut da bir fotoğraf göndererek bunu yenileyebiliyoruz. Bunun gibi esneklikler sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla acentaların da aslında sektörde bir yer edindiğini görüyoruz. Burada nasıl bir sinerji yaratılabilir sizce? Şimdi sigorta alanında bir startup'ı ortaya çıkartmak o kadar kolay değil. Biraz önce aslında neden zor olduğunu da özellikle regülatif yaklaşımlarla anlatmak mümkün olabildi. Şimdi teknolojiyi adapte edebilmek biraz daha kolay veya teknolojiyle ilgili uğraşanları bulabilmek biraz daha kolay. Burada önemli olan hem sigortacılık bilgisini, hem teknolojiyi hem de inovatif iş modelini bir araya getirmek önemli. Şimdi sen biraz önce bahsettin. Acentem beni işte mutlu edebiliyor. User experience'ımı arttırabiliyor vesaire. Şimdi burada özellikle acentelerden bahsettiğimizde dünyada mesela insurtech startupları farklı bir takım yaklaşımla ortaya çıkarken Türkiye'de mesela acenteler burada kendilerini devşirme usulüyle, biz öyle diyelim hani biraz tabiri farklı kullanalım. Devşirme usulüyle bir insurtech startup'ı haline gelebilirler. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi acenteler işin bir teknik tarafını biliyorlar. İkincisi regülatif tarafı biliyorlar. Şimdi bunu bir teknoloji ile ilgili startup'ı anlatman çok zor. Peki eksik kaldıkları taraf ne? Bir, teknoloji. İki, yeni iş fikri geliştirme ve bunu bir yeni iş modeliyle birlikte girişimci kafasında, girişimci mantığıyla ortaya koyabilmek. Şimdi dolayısıyla dünyada mesela bunun örneklerini görüyoruz. Bu acenteleri belli bir hızlandırma veya kuluçka programından geçirdikten sonra, yani onların işin, yani sigortacılığın teknik boyutunun üzerine işin teknoloji tarafını, iş modeli tarafını, girişimcilik kafasını verdiğinizde bunlar otomatik olarak kendilerini aslında insurtech startup olarak evirebilirler. Dolayısıyla bir devşirme usulünün aslında altyapısı buradan kaynaklanabiliyor. Burada mesela bazen sigorta şirketleri de kendi bir takım girişimlerini ortaya çıkartıyorlar. Mesela nasıl yapıyorlar bunu? Kurum içi girişimcilik faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. İçeriden startup çıkartmaya çalışıyorlar. Ne bileyim, bir kısmı gidiyor dışarıdan bir takım startuplarla işbirliği yapıp ama onları sigorta sektörünün işte o biraz önce bahsettiğimiz temel altyapısını verip evirmeye çalışıyor. Ya da üçüncü alternatif, hazırda bir startup arayıp, tamamen bir insurtech girişimini arayıp onlara yatırımda bulunmaya gidebiliyorlar. Dolayısıyla bu üç alternatif de günümüzde aslında özellikle bir insurtech startup'ının doğmasında kullanılmakta. Şöyle de bir açıdan belki bakabiliriz. Şimdi tabii bir acenteyle çalıştığımızda veyahut da herhangi bir kurumla çalıştığımızda şu anda belli bilgileri veriyoruz. Fakat bu dijitalleştikçe, ki doğası gereği de dijitalleşiyor. Bu son salgınla birlikte bunu çok daha net hissetmeye başladık. Bilgilerin daha fazla saklanması, daha fazla kullanılması. Tabii ki sigorta sektörü bunu şey olarak da kullanıyor. Yani hem önleyici sigorta kapsamında kişilerin sağlığını korumak, hem de yeri geldiğinde kendi maliyetlerini düşürmek için, güzel sinerji yaratmak için kullanıyor. Fakat bunun tabii ki tartışmalı noktaları da olabiliyor bu verinin. Bu konuda görüşlerinizi alabilirsem çok sevinirim. Şimdi bu gerçekten hassas bir konu. Yani özellikle verinin kullanılması, saklanılması. İşte mesela eskiden sigorta acenteniz sizi arayıp mesela işte kredi kartınız bizde zaten var, bunu kullanalım dediğinde kullan diyordunuz. Şimdi aslında bu yasal bir durum değil. Veya işte ıslak imza konusu. Veya işte bunun belli bir havale düzeni içerisinde gerçekleştirilmesi. Dolayısıyla sen biraz önce bahsettin, acente bir takım işleri hem kendi işinin gereği hem de müşteriyi memnun etmek için hızlandırmaya çalışırken burada onu etkileyecek regülasyonu atlamamak zorunda. Çünkü yarın öbür gün müşteri herhangi bir sıkıntı yaşadığında
ve herhangi bir şekilde bunu yasal yollarla aramaya başladığında %90 ihtimalle müşteri haklı çıkıyor. Onun için burada iki tarafın da güvenliğini sağlamak açısından bu önemli. İkincisi, o verinin güvenli bir şekilde saklanması gerekiyor. Bildiğin gibi bunu teknolojik ortamda saklayacak bir takım yapılar var. İşte ödeme sistemleri yoluyla bunu gerçekleştirmek mümkün. Dolayısıyla güvenli bir ödeme altyapısıyla birlikte bunun saklanması, iki kişisel verilerin saklanması, ki sigorta verileri aslında özellikle işin sağlık boyutunu da içine katarsak çok daha önemli bir boyuta gelmiş olacak. Onun için burada özellikle o kişisel verilerin saklanması veya ne zaman termine edilmesi gerekiyorsa bir şekilde ortadan kaldırılması önemli olacak. Burada yine bir önemli husus, özellikle sigorta şirketlerini ilgilendiren bir husus, hasar konusu. Yani burada da mesela bir takım fraudların meydana geldiğini görmek mümkün. Dolayısıyla iki tarafı da korumak anlamında, yani hem müşteriyi hem bir sigorta sektörünü diyelim, korumak amacıyla bir takım fraudu önleyici yaklaşımlar da karşımıza geliyor. İşte burada mesela yapay zeka devreye girip bu fraudun gerçek olup olmadığını tespit edebiliyor ki çok yüksek doğruluk oranlarıyla bunu gerçekleştirmesi mümkün olabilmek. Gerçekten çok güzel anlattınız. Sonuçta regüle olmasının bir sebebi var tabii ki sigortacılık sektörün. Çünkü bizim için sağlığımız, hayatımız ve başta da finansal bir sektör olması tabii ki regüle olmasının. Evet. Bu regülasyonlar çerçevesinde verilerin doğruluğunu da en doğru şekilde aslında oluşturabilmek gene aslında teknolojiye dayanıyor. Kesinlikle. Yani biz aracımızın sürekli izlendiği ve takip edildiği bir ortamda elbette ki bu hasarın gerçekliğini çok daha hızlı anlayabiliyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi burada bir denge kurmak gerekiyor, sizin söylediğinizden anladığım. Bizim fayda ile, kullanıcıya fayda ile buradaki doğruluğun arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Her regülasyonla ilgili konuda olduğu gibi. Kesinlikle. Peki hocam, bu pandeminin özellikle sigortacılık ve insurtech sektörüne etkileri nasıl olacak? Bu konuda da bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Şimdi bence sigorta sektörü pandemiden en fazla etkilenecek sektörlerden bir tanesi olacak. Şimdi bunu niye söylüyorum? Özellikle biz daha önce bu kadar büyük bir global etkiyi yaşamadık. Dolayısıyla buradan ortaya çıkartacak hasarı da şu anda çok net bir şekilde ölçebilmiş değiliz. Yani hem toplumsal hem de ekonomik yönden burada bahsediyorum. Biz bu hasarı ne zaman göreceğiz? Fırtına dindiğinde göreceğiz. Yani fırtına dinip de kafamızı dışarı çıkardığımızda o hasar değerlendirmesini yapmak mümkün. Mesela herkesin ilk defa aklına sağlık sigortasının kapsamını yeniden gözden geçirmek gibi bir konu gelebilir bireysel olarak baktığımızda. Ya da işte pandeminin yarattığı bir takım kesintiler var, özellikle iş dünyası tarafında. Yani kesintilerden bahsettiğimiz, o zaman iş sürekliliği yönetimi denen kavram biraz daha ön plana çıkacak. Çünkü olayın kesintilerle birlikte hem tedarik zinciri tarafında hem de ticari etkisi net bir şekilde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla sektör açısından baktığımızda pandemi yarattığı etkiler açısından yeniden ve farklı bir risk boyutuyla aslında bütün dünyadaki risklerin değerlendirmesinde karşımıza çıkaracak gibi. Tabi bu arada aktüerler ve reasürans şirketleri de oturup tekrardan olayı değerlendirmek, yani global riskleri tekrardan değerlendirmek durumunda kalacaklar. Belki işte ülkeler oturup sağlık politikalarını yeniden değerlendirecekler. Ama genelde baktığımızda sağlık sigortası biraz daha ön plana çıkacak. Peki insurtechler için bir fırsat var mı? Yani genel sigorta sektörünün etkilenişini pandemiden söyledikten sonra bir kere öncelikle insurtechlerin ayakta kalmış olması önemli olacak bizler için. Ve tabii ki birçok problem karşımıza çıktı ve insurtechler de birer startup olmaları gereği bir takım konulara yaratıcı çözümlerle gelmeleri lazım. Problemlere yaratıcı çözümler üretmeleri gerekecek. Mesela burada kullandıkça öde tarzı bir iş modelinin kullanıldığını biliyoruz. Mesela biraz daha hızlanabilir. Neden? Çünkü uzun süre diyelim ki otomobilimizi kullanmadık. Dolayısıyla neden buna bir takım farklı ödemeleri yapalım? Ya da işte bir takım yenilemelerin otomatik olması gibi. Ya da işte teknolojik açıdan baktığımızda takip ve önleme konusundaki bir takım teknolojik yaklaşımların özellikle sigorta tarafında öne çıktığını görmek mümkün olabilir.
Mesela telesağlık denilen bir konu vardı. Günümüzde şu anda çok sık üstünde konuşulduğunu görüyoruz. İşte evden bir takım testlerin yapılması, online bunların gönderilmesi, belki de evde sağlık hizmetinin verilmesi belki de bundan sonraki dönemde ön plana çıkabilir. Mobil üzerinden kişisel verilerin değerlendirilmesi, mesela ateş ölçmek gibi. Dijital asistanlar mesela daha önce kendilerini belli alanlarda kanıtladılar ama burada mesela biraz daha ön plana çıkabilirler. Veya işte lokasyon bazlı uygulamalar şimdi üstünde çalışılıyor. Kime ve nerede olduğunuzu ve kiminle temas ettiğinizi aslında gösterebiliyor. Dolayısıyla etrafınızda hasta olan birine yaklaşıp yaklaşmadığınızı veya hangi mesafede durduğunuzu size uyarabiliyor, önlem verebiliyor. Veya önleyici bir takım yaklaşımları ön plana çıkartabiliyor. Ve tabii ki veri analitiği konusu burada yine ön plana çıkacak. Her zaman sigorta sektöründe veri analitiği önemliydi ama pandeminin yayılmasıyla birlikte aslında bölgesel değerlendirme ve risklerin analizi söz konusu olabilir. Hepimiz şu anda evden çalışıyoruz. Evden çalışmanın gerektirdiği bir takım veya oluşturduğu bir takım siber riskler var. Yani laptopun kullanımından işte hangi firewall'u kullandığına, işte network'ünün evin içerisinde güvenli olup olmadığına kadar bu mesela farklı bir siber güvenlik alanı açacak sigorta açısından baktığımızda. İşte ne bileyim API kullanımları yaygınlaşacak. İşte open insurance veya open sigortacılık, açık sigortacılık denen konu gündeme gelecek. Biraz daha belki yaygınlaşacak. Ve tabii sigorta etiği konusu var. Bu aslında çok uzun zamandır sigortacıların üstünde konuştuğu konulardan bir tanesi. Özellikle veri paylaşımını çok konuştuk üzerinde. Ama mesela bir takım genetik yaklaşımlar var. Ki o da mesela genetik bir takım testlerle sizin gerçekten hangi hastalığı %100 ihtimalle veya %99 ihtimalle yakalanacağınızı gösterebiliyor. Dolayısıyla bunlar gündeme geldiğinde sigorta sektörü bambaşka bir yere gidecektir diye düşünüyorum. Bu da özellikle sigorta etiği konusu da burada konuşulabilir. Hocam bu arada baştaki sözleriniz için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugüne kadar bize verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizlerin sayesinde, sizin gibi değerli isimlerin sayesinde raporumuz hem ekosistemde bir yer ediniyor hem de çok daha kapsayıcı, çok daha kolektif bir bilinçle oluşuyor. Biz bu oluşumda inanılmaz zevk alıyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok keyif aldım katkıda bulunurken. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler.